Herkese merhaba. Teknolojiden girişimcilik sektörüne, bilimden spora, sanattan müziğe kadar hayatımızdaki en güncel konuları alanlarında uzman konuklarıyla konuştuğumuz Seni Dinliyorum programında bugün yine çok özel bir konuğum var. Özellikle inovasyon ve müşteri merkezli hizmet anlayışıyla yaklaşık 30 yıldır iş yeri ve ev kullanıcılarını internete bağlayan Zyxel Networks Türkiye, Orta Doğu, Benelux bölgesi marka ve pazarlama müdürü Özden Uyar ile bugün pazarlama trendlerini ve birazcık teknolojide kadının rolünü konuşuyor olacağız. Hoş geldin Özden'cim. Sencim, merhaba. Öncelikle program konukluğun için çok teşekkür ederim. Umarım hem bizler hem izleyenler için çok güzel bir sohbet olur. Belirttiğim gibi kariyer yolculuğundan bahsetmek gerekirse 2007 yılından beri Zyxel Türkiye ofisinde pazarlama müdürü olarak görev yapıyorum. Kariyer yolculuğumdan kısaca bahsetmek gerekirse hem okuyup hem çalışan bir öğrenciydim. İş hayatına da üniversite yıllarında başladım. Okul bitiminin ardından Yıldız Holding şirketlerinden biri olan Hızlı Sistem ve Teknoloji şirketi pazarlama asistanı olarak göreve başladım. Ardından Ship, Level, IT Business gibi dergilerin bünyesinde barındıran Alman Vogel Burada dergisinde satış ve pazarlama yöneticisi olarak 3 yıl kadar görev aldım. Son olarak 2007 yılında Zyxel'de pazarlama yöneticisi olarak göreve başladım. Kısaca Zyxel'den bahsetmek gerekirse Zyxel 30 yıldır evleri ve kurumları internete bağlayan Tayvan menşeli bir network firması. 2007 yılında da Türkiye ofisini açtı. Ben Zyxel'in ilk elemanlarından biriyim. Zyxel'de geçen 13 yıllık yolculukta farklı rol ve kademelerde görev aldım. 2018 yılında Türkiye'deki görevimin yanına Orta Doğu sorumluluğum eklendi. Son olarak geçtiğimiz yıl Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerinin içinde bulunduğu Benelux bölgesi de bana bağlandı. Şu an şimdilik diyelim Zyxel şirketinde 3 bölgeden sorumlu bölgesel marka ve pazarlama müdürü olarak görev alıyorum. Harika. Peki yaşanan 2020 olayları aslında dijitalleşmede pazarlamaya özellikle farklı bir boyut getirdi. Bu anlamda işte podcastler gibi Instagram'da da çeşitli iletişim aktiviteleri yapıyoruz. Aslında PR da dönüştü, reklam tarafı da dönüştü ve yeni nesil iletişim araçları hayatımızın içine girmeye başladı. Peki sence 2021 yılı ve sonrasında dijital pazarlamanın geleceğini nasıl değerlendirirsin? Özellikle 5 yılda ve pandemi sırasında dijital pazarlamanın artıları çok daha net ortaya çıktı. Temelde dijital pazarlamanın en büyük artısı yaptığınız aktiviteye karşı tüketicinin net reaksiyonunu ölçebiliyor olmanız. Kitlesel klasik pazarlama çalışmalarında verdiğiniz TV reklamına veya outdoor giydirme aktivitesine, dergi veya gazete ilanının tüketicide yarattığı algı veya ilgi sadece satışlar üzerinden ölçülebiliyordu. Ürün dünyasına geldiğimizde son kullanıcının ürününüzle ilgili her türlü satın almadan kullanımına kadar olan tüm yolculuğundan çıkarım yapılabiliyor ve ürününüzün tasarımından verdiğiniz servise kadar çok değerli geri bildirimler elde edebiliyorsunuz. Bu nedenle de ister web sitesi, isterse sosyal medya kanalları veya e-ticaret siteniz de aldığınız yorumlar, beğeniler sizin pazarlama stratejilerinizde şekillendiriyor. İçinde bulunduğumuz dönemde cep telefonu ve bilgisayarla etkileşim hiç olmadığı kadar büyük bir rakama ulaştı. Özellikle Z jenerasyonu ile birlikte karşımızda dijital pazarlama dünyasına doğmuş ve seçimlerini bu dünyanın etkileşim araçları ile şekillendiren bir nesil var. Ve bu nesil iletişiminden ürüne kadar her şeyin kendisine özel ve kişiselleştirilmiş olmasını bekliyor. Sizin de onlarla doğru iletişimi kurabilmeniz için dijital dünyada onlara özgü bir iletişim dili oluşturmanız gerekiyor. Bu da dijital pazarlama ile mümkün. Geleneksel mecralar ile istediğiniz kişiye istediğiniz mesajı vermek biraz daha zor ve ölçülebilirliği de büyük bir soru işareti. Bugün dijital kampanya oluştururken kitle analizi yapabiliyorsunuz. Yaşı, cinsiyet, ilgi alanlarını ve benzeri filtreleri seçerek pazarlama stratejinizi oluşturabiliyor ve doğru hedef kitleye doğru mesajı verebiliyorsunuz. Ayrıca kampanyalarınızı da kişiselleştirebiliyorsunuz. Örneğin Y kuşağına A mesajını vereyim ama Z kuşağına farklı bir mesajla ulaşmak istiyorum gibi. Bunu da maliyet açısından baktığınızda çok daha düşük bütçelere ve çok daha kolay bir şekilde ve doğru hedef kitleye ulaşarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi dijital pazarlama biz aynı zamanda
Bir deneyim paylaşım platformu da sunuyor. Yani bir yandan siz o kitlenin önde gelen influencer, youtuberları ile iletişiminizi güçlendirmeye çalışırken öbür taraftan gerçek tüketici de duygularını ve düşüncelerini kendi videolarını çekerek sizin adınıza pazarlama yapabiliyor. Yani dünün word of mouth, ağızdan ağza pazarlama kavramı bugün youtuberlar, influencerlar tarafından gerçekleşiyor. Örneğin ünlü bir influencer'ın 30 saniyelik bir videosu o ürünün bilinirliğini inanılmaz arttırıyor ve satışlara ciddi pozitif etki yaratabiliyor. Bu nedenle de bundan 3-5 yıl önce şirketlerin dijital pazarlamaya bakış açısıyla bugünkü arasında hem yatırım hem de gelir anlamında ciddi bir fark var. Önümüzdeki dönemde dijital pazarlama altın çağını yaşayacak. Hem mecralar hem platformlar hem de satış kanalları daha farklı şekillenecek. Biz Zyxel olarak ne yapıyoruz? Biz de Zyxel olarak 360 derece pazarlama aktivitelerimizi tasarlarken dijital pazarlama artık öncelikli odağımız oldu. Özellikle pandemi süreciyle birlikte. Son 3 yıldır bütçelerimizi dijital pazarlamaya kademeli olarak kaydırmıştı. Fakat pandemi dolayısıyla da oranı ciddi anlamda yükseldi. 2021'de de çoğu marka gibi pazarlama stratejilerimizi de bu doğrultuda planladık. Aynen öyle. Özellikle zaten son dönemde bence hani evet influencerlar var, youtuberlar var, mikro influencer dediğimiz. Aslında ufak ufak hani kullanıcı deneyimi gerçek, hani gerçek demeyeyim ama biraz daha böyle gerçek hayattan kullanıcı deneyimleri de çok değerli olmaya başladı. Önümüzdeki dönemde hem B2B hem de B2C alanda bence influencer iletişimini daha fazla görüyor olacağız. Peki önümüzdeki 5 yıl içinde pazarlama dünyasında hangi teknolojiler pazarlama dünyasının yükselen trendleri olabilir sence? Şimdi içinde bulunduğumuz dünya bizi tüketici, ürün ve hizmetlerimizle ilgili büyük veri adını verdiğimiz çok büyük bir geri besleme sağlıyor. Bu veriyi toplamak artık çok kolay ama önemli olan doğru analizini yapmak ve bu analizi yapan firmalar başarılı olacak. Doğru veriyi kullanan ve çözüm sunan teknolojiler pazarlamanın yükselen yıldızları olacak. Şimdi 2020'nin yükselen yıldızı tabii benim okuduklarım ve görüşlerimi paylaşıyorum burada. 2020'nin yükselen yıldızı kesinlikle influencer pazarlamasıydı. Önümüzdeki yıllarda da önemini arttırarak devam edecek. Özellikle video pazarlaması ile birleştiğinde çok çok güçlü bir dijital pazarlama yöntemine dönüşüyor. Mobil dünyada insanlar her zamankinden daha fazla video izliyorlar. Önümüzdeki dönemlerde %80 oranında video izleme oranında artış olacak. Özellikle 2021 yılında. Biz her şey hakkında video izleyebiliyoruz ve paylaşmayı da seviyoruz. Akıllı telefonlar kullanıyoruz. Ve markalar hakkında da daha fazla şey öğreniyoruz. Bu nedenle de pazarlama tarafında önemli araçlardan biri olacağını düşünüyorum. Özellikle TikTok, Reels, YouTube videoları da popülerliğini devam ettirecek. Diğer öne çıkan bir uygulama sanal gerçeklik. Yani esasında sanal gerçeklik uygulamaları ilk çıktığında pazarlamada kullanmak için biraz ulaşılmaz ve pahalı gözüyle bakılıyordu. Ancak bugün önde gelen markalar müşterilerine daha sürükleyici ve etkileyici deneyimler sunmak adına VR'ı kullanmaya başlamış durumdalar. Bunu da öne çıkan uygulamalardan biri olacağını düşünüyorum. Yine öne çıkacak başka bir pazarlama aracı olarak chatbotları diyebilirim, sesli yanıt sistemlerini. Yeni nesil kullanıcılara hitap ediyoruz. İşlerimiz daha az maliyetli ve daha hızlı olsun istiyorsak chatbotlar bence bunlar için ideal bir çözüm. Ben geçen gün bir yazıda okumuştum. Sanırım Marketing Türkiye'deydi. Facebook sayfasında yeni televizyon programı Genius'ı tanıtmak için bir chatbot sistemi kullanmış. Ama chatbotta Albert Einstein ve Pablo Picasso gibi isimlerle sohbet edebiliyorsunuz. Bir de sadece bildiğimiz hayatları hakkında değil, özel hayatlarına dair de sorular sorulabiliyor. Bu benim çok oldukça ilgimi çekmişti. Güzel bir uygulamaydı ama yine pazarlama tarafına bakacak olursak bu chatbotların 24 saat kesintisiz hizmet verebiliyor olması, onun dışında müşteri istekleri ve şikayetlerine anında yanıt verebiliyor olması, bir de mola, tatil, fazla mesai talepleri olmadığı için sürekli çalışabilir özelliği sayesinde de firmalar tarafından önemli bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde de daha fazla talep göreceğini düşünüyorum. Dışında yine diğer bir teknoloji ise kişiselleştirilmiş mesajlar olacak. Şimdi ben WhatsApp, Facebook
Messenger'da 1,3 milyar aktif kullanıcı her ay 10 milyardan fazla mesaj gönderiyor. Evet. Yine WhatsApp üzerinden her gün 55 milyardan fazla mesaj gönderiyor. Yani inanılmaz bir rakam. Bu rakamları göz önüne aldığımızda önümüzdeki 5 yıl içinde Messenger pazarlamasının dünyada bir numaralı pazarlama kanalı olması da bekleniyor. Üçüncü olarak bunu söyleyebilirim. Yine e-mail pazarlamasına ekleyebiliriz. Yani e-mail pazarlaması esasında biraz daha klasik bir yöntem olarak görülebilir. Fakat kişiselleştirilmiş bir formda karşımıza çıkacak. Nasıl olacak? Genele hitap eden e-mailler yerine biraz daha otomasyon ve kişiselleştirmeye devreye girecek. Örneğin belirli bir ürüne bakıyorsunuz. Evet. Sonra o baktığınız ürünle ilgili otomatik olarak size tanımlanmış bir demo gönderilecek. Bir de bu e-postalar remarketing teknikleriyle birleştiğinde de çok tetikleyici bir görev görüyor olacak. Bu da yükselen yıldızlar arasında. Dediğim gibi tüm belirttiğim bu teknolojileri baz alırsak kişiselleştirilmiş hizmetlerin pazarlamada önemli bir araç olarak kullanılacağı ortaya çıkıyor. Daha çok kişiselleştirilmeye yardımcı olacak teknolojiler öne çıkacak diyebilirim. Aynen öyle. Ben özellikle yine bu dönemde hani iletişim araçları kısmında radyo kültürümüzün geri geldiğinin en güzel örneği podcastleri de aslında çok beğeniyorum. Hatta işte bir sürü böyle hani örnekler paylaşırken geçenlerde sen de mesela farklı hani benim bilmediğim podcast önerileri yaptın. Yani o kadar çok insan podcast dinlemeye başlamış ki bence o da hani önümüzdeki dönemde önemli araçlardan bir tanesi olacak. Peki sence iyi pazarlamayı sağlayan bileşenler nelerdir? Yani senin iyi pazarlama tanımın nasıl olur? Bugün hangi ürün ve hizmet veriyor olursanız olun, 60 derece pazarlama yapmamız gerekiyor. Yani ulaşmak istediğimiz kitleye yönelik mesajlarımız onların bulundukları veya ulaşabilecekleri mecralarda sıkça karşılarına çıkarmamız gerekiyor. Bu yeni bir ürün lansmanı üzerinden örnekleyecek olursak, basın bülteniyle başlayan, basın toplantısı veya etkinlikle devam edebilen, reklamlarla desteklenen bir süreç gerekiyor. Yani buna eş zamanlı olarak web sitesi ve sosyal medya sayfalarınızda öne çıkardığınız temel süreçler de takip ediyor. Tabii bunun yanında satış kanallarında ürünün doğru konumlandırılması gerekiyor. Bu trade marketing dediğimiz tarafta pazarlama anlamında doğru yerde, doğru şekilde sergilenmesi. Ayrıca ürünün de doğru fiyatlanıp doğru adette tüketiciye sunulması gerekiyor. Yine buna ek olarak satıcıların eğitilmesi gerekiyor ve tüketiciye de doğru bilginin satış noktalarında doğru şekilde verilebilmesi gerekiyor. Yine sosyal medya üzerinden de video, influencerlar, kutu atılımlarından kurulum ve kurulum kadar geçen 360 derecelik bir süreç gerekiyor. Benim için iyi bir pazarlama tüm bu adımları takip ederek gerçekleşiyor. Tabii bunu execute etmek de gerekiyor. Peki pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen insanlara özellikle çünkü yeni nesil pazarlama, dönüşen pazarlama ile birlikte bu alanda kariyer yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Şimdi senin esasında ben bu işin eğitimini alarak iş hayatına başladım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Üniversite döneminde de çok değerli hocalarımdan çok detaylı, dolu dolu gerçekten harika bir eğitim aldım. Ve 4 yıllık üniversite döneminde de hem staj yaptım birçok öğrenci gibi hem de pratik anlamda staj yaparak kendimi pratik anlamda yetiştirdim. Hem de hocalarımın verdiği kaynaklar, dersler benim için teori anlamında büyük yol göstericiler oldu. Yani günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Pazarlama dünyası da çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. İş yapış biçimleri de tamamen farklılaşıyor. Bu alanda kariyer yapmak isteyen arkadaşlara ister alaylı olarak gelsinler, ister eğitimini alarak iş hayatına başlamış olsunlar, yaşam boyu öğrenme yaklaşımına sahip olmaları gerektiğini söyleyebilirim. Demin de dediğim gibi trendler çok hızlı değişiyor. Bu trendlere ayak uydurmak, sürekli okumaları, eğitimlerini devam ettirmeleri gerekiyor. Yani İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden sonra kariyerim boyunca hem bireysel hem de şirketlerimin organize ettiği birçok eğitime katıldım. 2015 yılında da Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki pazarlama yönetimi master'ımı tamamladım. Son olarak da pandemi öncesinde şirketimizin Londra'da organize ettiği özel eğitimlere katıldım pazarlama anında. Önümüzdeki ayda yine Sabancı Üniversitesi'nde dijital pazarlama ile ilgili farklı eğitimlere katılacağım. Benim için sürekli bir eğitim hayatı mevcut. Bu alanda çalışan birinin de hem eğitimi aç hem de okuyan ve okuduklarını hayata geçiren kişiler olması gerekiyor. Ben ek olarak bir de birkaç
Pazarlama tarafında isim de tavsiye edebilirim. Yeni başlayanlara veya ilgi duyanlara. Tabii bunlar benim naçizane fikirlerim. Çok değerli hocalar var, çok değerli kitaplar, çok değerli isimler var. Ama benim çok severek okudum. Okumaktan zevk aldım. Kitaplar ve yazarları var. Onlarla ilgili birkaç isim verebilirim. Mesela beni pazarlama master yaptığım dönemde bir hocamın tavsiye ettiği bir kitaptı. Zaten bir dönem bestseller de oldu bildiğim kadarıyla. Bu Martin Lindstrom'un Biyoloji kitabı. Nöromarketing tarafı çok beğenilen ve beni de ciddi anlamda etkileyen bir kitaptı. Hatta ben şey demişim, yani biz bir şey acaba pazarlama olarak yanlış mı yapıyoruz? Her şey nöromarketing üzerine mi kurulu olmalıydı diye. Onun dışında yine pazarlama literatürünün bir numaralı ismi, modern pazarlamanın babası da sayılan Philip Kotler'i zaten es geçmemek gerekiyor ve ayrı bir yerde tutuyorum onu. Klasik pazarlama anlamında A'dan Z'ye pazarlama kitabını, dijital pazarlamanın ayak seslerini anlattığı Pazarlama 4.0'ı yine tavsiye edebilirim. Yine Malcolm Gladwell benim çok sevdiğim yazarlardan biri. Beni yine çok etkileyen kitaplardan biri Outliers'tı ama ben pazarlama tarafında Tipping Point'ını kesinlikle okumalarını tavsiye ederim ilgilenenlerin. Bir de Robert Cialdini'nin İkna'nın Psikolojisi kitabı. Yine satış pazarlama anlamında oldukça etkileyici bir kitap. Kendisiyle de Brand Week etkinliğine tanışma fırsatım olmuştu. Onunla imza atmıştım. O yüzden benim için ayrı da bir yeri var. Peki hızlı değişen yeni düzende teknoloji ihtiyaçlarımızı da biliyorsun. Hani az önce de konuştuk. Çok şekil değiştirdi. Sence 2021 yılında hayatınıza farklılık katacak teknolojiler hangi alanlarda olur? Belki hani Zyxel Networks tarafında da bu anlamda hani bu dönüşüme ayak uyduracak belki çözüm ve yenilikleriniz de varsa paylaşabilirsen harika olur. Tabii zaten Zyxel'de tamamen teknolojiyle paralel giden ve öncü bir firma. O anlamda da benim öne çıkacak teknolojiler dediğim çoğu Zyxel'le tamamen meç eden teknolojiler olacak. O anlamda da öncelikle yapay zekayı ilk sırada sayabilirim. Onun dışında siber güvenlik, bulut teknolojileri, Wi-Fi 6 ve 5G teknolojileri top 5'te diyebilirim. Yapay zeka üzerinden gidecek olursak Zyxel tarafında yapay zeka teknolojisini biz güvenlik ürünlerinde kullanıyoruz. Yani veri güvenliği ve Wi-Fi ağlarına yönelik saldırıları engellemek için siber güvenlik önlemlerinde yapay zekadan fazlasıyla yararlanıyoruz. Onun dışında 2021 yılında yine öne çıkacak diğer bir teknoloji 5G teknolojisi. Zyxel'in de 5G cihazları hazır ve lansmanları dünya genelinde yapıldı. Ülkemizde de 5G kullanımının başlamasıyla birlikte ürünlerimizin son kullanıcı ve iş ortaklarımızın kullanımına sunacağız. Onun dışında yine Wi-Fi 6 teknolojisini söylemiştim. Zyxel olarak hem kurumsal hem son kullanıcı tarafında geçtiğimiz sene Wi-Fi 6 teknolojisine sahip ürünlerimizi pazara sunduk. Yeni geliştirilen ürünlerimiz de yine en güncel teknolojiye sahip olarak kullanıcıları ile 2021 yılında buluşacak. Son olarak da bulut tabanlı ağdan bahsedebilirim. Bizim bulut tabanlı ağ çözümümüz Nebula. Zyxel olarak 2000 yılında, 2019 yılında şöyle bir şey söylemiştik. Biz Zyxel'in vizyonu önümüzdeki 5 yıllık planda tüm ürünlerimizin bulut tabanlı olması vizyonuydu. 2021 yılına geldiğimizde ürün portföyümüzün büyük ölçüde bulut üzerinden yönetilebilir hale geldiğini de gururla belirtmek isterim. Yani özetle 5G, yapay zeka, siber güvenlik, Wi-Fi 6, bulut teknolojileri önümüzdeki dönem adından daha fazla söz ettirecek teknolojiler olacak. Dolayısıyla olarak biz de bu teknolojileri barındıran çözümlerimizle pazarın önemli oyuncularından biri olacağız. Harika. Çok teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediğin Özlemciğim? Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Umarım izleyenler de, ben röportajdan çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif alırlar. Aynen. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Zaten hani bunu böyle belirli aralıklarda yapmak da istiyorum. En kısa zamanda yüz yüze de yapmak isterim. İnşallah, çok isterim ben de. Çok teşekkür ederim.